herkese merhaba değerli izleyenler, aynı zamanda günaydınlar. Bugün Sağlıklı Yaşam programıyla sizlerin karşısındayız ve yanımızda şifalı bitkiler uzmanı İbrahim Gökçek var. Kendisiyle şifalı bitkileri ve nelere faydalı olduklarını konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba efendim. Direkt ben zeka geliştirici bir bitkilerden bahsetmek istiyorum. Bu şekilde başlamak istiyorum. Evet. Zekayı geliştiren çok güzel bitkiler var. Biz bundan iki hafta önce Expo fuarına katıldık, havaalanına yakın. Evet. Çok güzel, mükemmel bir fuarımız var İstanbul'un, maşallah. Burada bitkisel gıda takviyeleri ve organik gıdalarla ilgili çok büyük bir fuardı. Biz de katıldık. 100'den fazla firma katıldı. Ve bu firmalar üretmiş olduğu ürünleri biz inceledik. Ne üretiyorlar, ne yapılıyor Türkiye'de, yenilik var mı diye. 100'den fazla firmanın katıldığı fuarda hemen hemen 95 firmanın üretmiş olduğu ürün maalesef çöp. Hiçbir şey üretmiyorlar. Üretmiş oldukları şey bitkileri öğütüp kapsül ve hap yapmak. Çok ilkel. Dünyanın hiçbir ülkesinde gözükmeyecek şekilde. Yani moralimiz tam bozulmuştu. Buradan bir şey çıkmayacak. Boşuna geldik biz buraya diye. Bu metotlar eskide kaldı. Yani teknoloji çok ilkel. İyice gelişti. Yani fuara katılıyorsa insan niçin katılır? Gelişim, değişim var mı? Takip etmek için, yenilikler yapmak için. İşte burada Kadir Bey ve Deniz Bey'i tanıyordum. Onlarla aslında ekstrak yapıyorlar. Fakat dedim ki siz niye katıldınız? Bunlar Ege Üniversitesi'nde çalışan iki ilim adamı. Dediler ki biz de IQ Plus diye bir ürün ürettik. Zeka geliştirici. 15 yıldır bununla ilgili çalışıyoruz dediler. Çok güzel bir formül geliştirmişler. Birleşiminde ginkgo, sarı kantaron, üzerlik, ginseng, zerdeçal gibi 19 çeşit bitki ekstresinden oluşan bir ürün ve formül geliştirmişler. Baktım dedim ki o çok güzel, mükemmel, zeka geliştirici, hafızayı güçlendirici, konuya odaklandırıcı, mükemmel bir şey yapmışlar. 15 yıl çalışmışlar. Türkiye'de çok güzel şeyler de oluyor. Yani evet. %99'u maalesef bir iş yapmıyor. Üzerinde istekli çalışınca olabilir. Bazıları da gerçekten kendilerini buna vermişler. Ya çok güzelmiş. Keşke ben de böyle bir şey üretseydim dedim. Baktım içeriğine. İçeriğinde şu bitkiler de var mı dedim. Yok dediler. Ben bunu geliştirmek istiyorum dedim. Dediler ki o zaman size satalım. Olur dedik. Biz bunun bütün ürettiğim ve satış haklarını devraldık. IQ Plus formülünü geliştirdik. IQ Plus'ın birleşiminde beyine kan akışını artırıcı ginkgo, beynin fonksiyonlarını, hormonlarını düzenleyici sarı kantaron ve bugüne kadar pek bilinmeyen üzerlik. Eskiden atalar üzerlik, evet üzerlik. Nazar otu da denir, üzerliği. Atalarımız bunu 5000 yıldır kullanmışlar. Üzerliğin kullanılmadığı alan yok. Neden? Ama çok bilinen bir bitki de olmasa gerek. Çok bilinmiyor. Evet. Yani Amerika'da, Avrupa'da, Japonya'da son zamanlarda çok güzel klinik araştırmalar yapılmış. Birleşimindeki harmalin beynin fonksiyonlarını artırıcı, antiviral, antibakteriyel, antimikozit yani bakteri, virüs ve mantarları öldürücü özelliklere sahip. Çok mükemmel. Zekayı geliştirici, hafızayı güçlendirici, kişiyi konuya odaklandırıcı. Özellikle de okuyan, okul çağındaki her yaştaki 6 yaştan sonra herkes kullanabilir. Mesela kişi sınava girecek, herhangi bir sınav. Sınava girmeden birkaç gün önceden günde 3-4 defa bir kapsül alırsa girmiş olduğu imtihana, bugün Türkiye dünyada en çok imtihan olan ülke. Evet, sürekli sınavlar. Durmadan test çözüyorlar. Sonra imtihan, KPSS, SSK vesaire o kadar imtihan şey var ki, sınav var ki ben de şaşırıyorum. Daha önceden çikolata yedirirlerdi çocuklara, şeker sınava girmeden önce. Şeker yiyin, şeyiniz açılır diye, zekanız açılır, iyi geçer. Bu tabii ki güzel de şimdi mesela çikolata beyindeki bazı hormonlara etki yapıyor da yeterli değil. Yani mesela sarı kantaronun birleşiminde %1 oranında hipeforin var.
Çayın ise yeterli değil. Kapsülünü almak da bu nedenle etkili. Hiperforin ne yapıyor? Noradrenalin hormonunu salgılanmasını artırır. Noradrenalin hormonu artarsa ne olur? Dikkat dağınıklığı, dikkat eksikliği ortadan kalkar. Kişi konuya odaklanır. Yani birçok fonksiyonu var. Sadece birisi noradrenalin hormonu salgılanmasını artırır. İki, glutamat salgılanmasını artırır. Kişiye yapmış olduğu işte zevk verici, yaptığı işi zevkle yapar. Haz verici özelliklere sahiptir. Bu nedenle sarı kantaron çok çok önemli. Fakat üzerliğin fonksiyonları ayrı. Nedir fonksiyonları? Kişiyi konuya odaklandırır. Mesela diyelim ki başka fonksiyonları da var. Metafizik ötesi fonksiyonları var. Mesela diyelim ki genç kara sevdalı, sevdalandı. Sevgilisiyle buluşamadı. Ne yaptı? Depresyona girdi. İntihar dahi düşünebilir. İşte böyle kritik bir durumda olan kişi bu IQ Plus kullandığı zaman kafasındaki bütün negatif düşünceler silinir. İkna edici bir özelliğe sahip o zaman aynı zamanda. Beyni temizler, arıtır. Yani beyindeki negatif düşünceleri siliyor, temizliyor, arıtıyor. Pozitif düşünmesini sağlıyor. Konuya odaklanmasını sağlar. Sınavda başarı şansını artırır. Çünkü üzerindeki stres gerilimi atar. Aha, çok mükemmel. Diyebiliriz ki bu alanda dünyada ilk. Avrupalılar mesela Asyalılar ginkgo çok kullanır bunun için. Bunun birleşiminde aynı zamanda ginkgo ekstraktı da var. Ginkgo ne yapar? Beyne kan akışını artırır, besler. Yani hafıza hücrelerini, gri hücreleri besleyici özelliğe sahip. Beyne kan akışı artarsa ne olur? Beslenen hücreler bilgiyi daha güzel depolar. Bilgi, bir insanın beynini bilgisayara benzetebiliriz. Evet. Bilgisayara. Herhangi bir konuda kişi çalışırken sürekli dosyalar açılır. Ve açılan dosyalara sürekli bilgiler depolanır beyinde. Beyin mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kütüphane var. Dünyanın en büyük kütüphanesi. 29 milyon kitap var. 800 kilometre uzunluğunda yani bir yan yana dizebilsen o uzunlukta büyük bir kütüphane. Bu kütüphanedeki bütün bilgiler beynimizdeki bilgiler ondan daha fazladır. Yani beyne bu kadar bundan fazla daha bilgi yerleşebilir. O kadar mükemmeldir insan beyni. Kullanabilirse, kullanmasını bilebilirse, beyni kullanabilmek. İşte IQ Plus'ın özelliği beyni kullanabilme, zekayı geliştirebilme, konuya odaklanma bakımından dünyada ilk ve çok çok önemlidir. Ve sağ olsunlar Kadir Bey'le Deniz Bey'e bunu yıllarca geliştirmişler. Biz bunu her türlü hakkını aldık ve daha da geliştirdik. Mükemmel bir formül oldu. IQ Plus her yaştaki çocuk, gençler hatta işte yazar olur veya araştırmacı olur. 7'den 70'e herkes kullanabilir yani. Herkes kullanabilir. Yok, herhangi bir yan etkisi de yok hiç kimseye. Negatif düşünüp strese gerileme girenler dahi kullanabilir. Evet. Yani beyni temizlemek, arıtmak için.